Değerli Rumeli TV izleyenleri, bizler Rumeli TV ekranlarında bölgemizdeki tüm etkinliklerde, bölgemizdeki yaşayan hemşerilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onların sıkıntılarını, üzüntülerini paylaşıyoruz. Ya da sevinçli, mutlu günlerinde onlarla birlikte oluyoruz değerli dostlar. Bizler bugün çok şirin, çok güzel ve samimi, sıcak insanların olduğu, burada sevginin ve birlik beraberliğin en güzel örneğinin yaşanacağı Kırklareli'li Kavaklı beldesindeyiz. Ve bizler burada birçok etkinliğe şahitlik olacağız. 3 tane bayramı bir arada geçireceğiz diyebiliriz. Ve bizler dolu dolu bir program da sizler için hazırlayacağız burada değerli dostlar. Evet, çok konuşmaya hacet yok diyoruz. Yavaş yavaş Kavaklı'nın o güzel görüntülerini, birazdan yapacağımız vatandaşlarla, yaşayanlarla röportajlarımızı, çok değerli belediye başkanı Gürel Koçdemir'in röportajlarını ve 2 gün süren buradaki çekimlerimizin akabinde buradan 1,5 saatlik dolu dolu bir programı bizlerle birlikte izleyeceksiniz. Değerli dostlar, ne yapıyorsunuz? Hep söylüyorum size. Kumandaları çek yatağın altına ya da camdan aşağı atıyorsunuz. Çünkü bu Kavaklı programı kaçmaz diyoruz. Evet, bizler Kavaklı'nın güzel görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Tekrar birlikte sizlerle olacağız. Değerli dostlar, bizler Kavaklı'yı gezmeye başladık. Kavaklı öyle güzel bir yer ki hakikaten burada doğasıyla, yapılanlarıyla ve insanlarıyla çok güzel bir şey. Agam da bir işler yapıyor burada ama kolay gelsin. Sağ ol. İsim nedir? Turgut kardeş. Turgut aga. Kavaklılısın. Evet. Ya, ne buraya taşındık yani. Burada 12 seneden beri buradayız. Oh, ne güzel. Nereden geldin buraya? Buraya Kuzulu köyünden. Kuzulu'dan geldim. Güzel mi burada yaşamak? Burada büyük yer olduğu için daha iyi olduğunu seçtik. Bunun için geldik buraya. Oh maşallah. Ne yaparsın buradan? Geçim nasıl? Geçim işte. Uğraşıyoruz orada. Burada çalışıyoruz. İyi maşallah. Ne güzel. Şimdi ne iş yapıyordun?
şimdi ilaçlama yapıyoruz ağaçlara. Ağaçlara, eyvah eyvah. Bahçe var mı? Var, burası kendimin. Oh ne güzel. Çok güzel oldu bu. Seçilince belediye başkanımız AK Parti'den güzel şeyler yaptı. Soldan 12 sene gördük, 10 sene çalıştı. Sol ama hiçbir şey yapmadı, hep geldi geçti. AK Parti gelince bir şeyler yaptı yani. Ne güzel. Yani ondan memnunuz yani. İyi, uzakta var mı eş dost akraba? Var. Köyde var, Bursa'da var. Bir selam söyle Serhat'a. Hepsine selam. Hadi bakalım, sağ olasın, teşekkür ettim agacım. Evet değerli dostlar, bizler röportajlarla Kavaklı'yı tanıtmaya, sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Sakın bizlerden ayrılmayın. Bizler Kavaklı'yı geziyoruz. Böyle samimi sıcak insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii burada bizi karşılıyorlar, bizi burada destek oluyorlar ama en büyük teşekkürü ve desteği de bu güzel hemşerilerle bizleri buluşturduğu için belediye başkanımıza ve meclis üyelerine, bizlere refakat eden belediye personeline teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz biz de. Allah razı olsun. Ana isim ne? Melek Özçakır. Yaş kaç oldu? Yaş 47'liyim. Olmaz. Hesapla. 60'ı devirmişsin. Oo çoktan. 70'e yalnız kaldım. 70'e az kalmış. Yalnız kaldım. Oo, Allah rahmet eylesin. 6 ay oldu yavrum. İyi şükür. Sen Kavaklı'da, nasıl iyisin? Kavaklı'da rahat mısın? Güzel mi ben Kavaklı? Ben 40 sene İstanbul'da durdum. Kavaklı'm 12 sene oldu geldim. Oh maşallah. 40 sene İstanbul'da Cennet Mahallesi'nde durdum. Küçükçekmece'de? Küçükçekmece Cennet Mahallesi. Niye döndün buraya? Evlatlarım öyle. Köyümü severim. Seviyorsun. Ne güzel yapayım? Değil mi? Bizim köyümüz bir tane bir çocuğum. Oh maşallah. Sağ olsun baksana. Çok güzel. Belediyemiz de sağ olsun çok işler yapıyor. Ne güzel. Dün yarın ne gelmedin pilav yiyesin? Geleceğim, buradayım. Bu gece kalacağım ya. İyi. Yatacak yer lazım. Gel benim misafirim ol. Sağ ol, Allah razı olsun. Var mı uzakta akrabalar? Evlatlarım var İstanbul'da. Kimler var? İki oğlum var, bir kızım var, kardeşim var. Selçuk Özçakır, Yalçın Özçakır, torunlarıma çok selam. Dilek Erman, damatım var. Hepsine çok selamlar söylüyorum. İşlerinde başarılar diliyorum evlatlarıma yavrum. Bir de başkan şimdi bu çektiğimizi seyredecek. Ne söyleyeceksin Gürel Aga'ya? Ne söyleyeyim? Sağ olsun. Allah razı olsun. Benim duvarımı yaptırdı. Oo maşallah. Sen yol kenarında mı oturuyorsun? Ben hemen girişte o meydan. Tamam geleceğim sana vuracağım. Gel evladım. Hadi bakalım. Zaten derdim gelse de bahçemi çekse biraz benim geleceğim. Göstersem. Dur bakalım bu anayı da soralım. Ana isim ne? Emine. Geleceğim. Geleceğim. Emine evladım. Yaş kaç oldu be ana? 80. Oo maşallah. Ne iş yaparsın? Hiç evladım. Diyor evin önlerinde o çağızları, çöp çağızları işte toplama uğraşırım. Yalnız mısın? Tabii yalnızım. Var çocuklarım ama yok yanımda. Uzaktalar. Uzaktalar evladım. Oh maşallah. Memnun musun Kavaklı'da? Memnunum evladım. Belki doğduk duvalı buralıyız. Oh maşallah. Tabii onun için evladım çok memnunuz. Allah razı olsun. Belediyemizden de Allah razı olsun. Çok şükür hamdolsun. Her şeylerimizde bulunur. Allah bin bereket versin. Bu yaşa geldik bir şeyler görmedik evladım burada. O tamam. Zaman bütün çocuklarına bir el sallasana ana, seyredecekler seni. Hadi seyretsinler bakalım. Hadi salla bakalım. Yavrularıma, Turgay yavruma, kızlarıma, hepsine çok selamlar. Türkan, Tülay, hepsine çok bakalım, selamlar sağ yavrum. Sağ olun evladım. Ben de sağ ol ana. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı.
o zaman çöllere. Sen gidersen ben kalırım amanelere. Binme turna, binme sus o zaman çöllere. Sen gidersen ben kalırım amanelere. Kavaklı'yı geziyoruz. Vallahi çok büyük, çok güzel. Burada insanlar samimi, sıcak karşılıyorlar, bizleri seyrediyorlar. Agamız var burada gene. İsim nedir? Hikmet. Hikmet aga. Buralı mısın? Buralıyım. Hep doğma büyüme burada mısın? Doğma büyüme buradayım. Ne iş yaptın aga? Benim esas mesleğim terzi. Terzi. Emekli evet. Oldun mu? Emekli olduk. Oh maşallah. Yaşam nasıl Kavaklı'da? Kavaklı yaşam çok güzel. İnsanları güzel, yerimiz güzel. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi biraz tarlamız var. Tarlayı ekip biçiyoruz işte. İyi. Borçlanmaktansa. Aylak kalmaktan. Aylak kalmaktan çalışıyoruz tabii. Ne ekiyorsun be aga? Ayçiçek ekiyoruz, buğday ekiyoruz, mısır ekiyoruz. Oh maşallah. Uzakta var mı eş dost akraba? Seyredecekler seni. Uzakta var. Kimler var? Bir selam söyle. Bursa'da amcam var, İlmi Koçar. Yengelerim var. İstanbul'da kayınçolarım var, kız kardeşlerim var. Hepsine selam ediyorum. Hepsine. Haydi bakalım. Hepsine birden. Ayrılma, kal yanımda. Evet, seni tanıyalım aga. Ben Şafak Güntürk. Motorcuyum, Kavaklı'nın motorcusuyum. Eyvah eyvah. Bütün motorları sen mi yapıyorsun? Bütün hepsini, ne varsa. Ufak motor, büyük motor. Hepsi. Hepsinden büyük anlıyorum. Olsun, hepsinden. İşler nasıl bu? İşler buna şükür, Allah'ım çok şükürler olsun. İyi maşallah. Çorba kaynıyor. Çorba kaynar. İyi. Yaşam nasıl be Kavaklı'da? Yaşam çok güzel Kavaklı'da. Rahat mısın? Rahatız burada. İyi. Çoluk çocuk var mı? Burası 40'larından daha rahat yani. Daha iyi diyorsun. Evet. İyi. Burası 40'larından daha rahat ya. Var mı uzakta akrabalı? Var. Aydın'da var. Kimler var? Aydın'da ben askerlik yapmıştım. Arkadaşlarıma selam söylüyorum. İyi maşallah. Buradan. Evli misin, bekar mısın? Evliyim mi? Yapma be. Bekar deseydin evlendirecektim sana ama. Evet değerli dostlar, böyle güzel insanlarla hemşerilerimizle buluşacağız. Hepimiz buradan şimdi tüm Trakya'ya, Balkanlara, Rumeli'ye bizi nerede seyrediyorsan selamlarımızı gönder. Haydi bakalım hepsine selamlar olsun.
Evet, bizler mahalle adalarını geziyoruz değerli dostlar. Burada tabi bir yandan çalışmalar var. Hani hak edene hak ettiğini vermek gerekir. Takdirse takdir, ceza ise ceza. Bir söz var. Bir çocuk rezil de eder, vezil de eder misali. Biz de televizyoncu olarak hem rezil de hem vezir de ederiz. Ama burada rezillik bir şey yok, vezirlik bir durum var. İşte görüyorsunuz Kavaklı'da geldiği günden beri Kavaklı'ya hizmet ettiğini vatandaşlar söylüyorlar. Ve bizler de canlı şahidini görüyoruz. Çok değerli belediye başkanımız Gürel Koçdemir. Özellikle yollar ve sokaklarla ilgili çalışmalar yapıyor. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun sizi böyle alalım biraz yakına. Çok sağ olun. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben adım Abdüşşik, Kavaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürüyüm. Şu anda gördüğünüz gibi yol çalışmalarımızı yapıyoruz. 2016 yılı iş programı içerisine alınan veya kilit parke taş yapılacak yollarımızın altyapılarını hazırlıyoruz şu anda. Kod düşürmeleri yapıyoruz. Yani şu anda 2016 içerisinde toplam 44 bin metrekare tamamladık. Yani tamamlanan parke taş yollarımız var. 20 bin metrekare 30 Ağustos'ta 20 bin metrekare civarında yani 30 Mayıs'ta ihalemiz var. Yeni yapılacak yollarımız. Yani bu yılda en az 30 bin metrekare daha kilitli parke taş döşemesi işimiz planımız var. İnşallah onları da tamamlayacağız. Ne güzel. Yani insanlarla konuştuğumuzda özellikle yollarla ilgili çok büyük sıkıntılar varmış daha önce. Bunları giderdiğinizi söylüyorlar. Evet, büyük çoğunlukla giderdik. Ana caddelerimizden başladık. Ana caddelerimizin çalışmaları çok az kaldı. Yani büyük ana akslarımız olan Salih Omurtak Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, işte Cumhuriyet Caddesi, Kırklareli Caddesi'ne bunlara hepsi başlanacak. Bunlar tamamlananlar. Namık Kemal Caddesi denen yukarıdan iki okulumuzun önünden geçen camilerimizin ve Tarım Kredi Kooperatifinden yani Kavaklı'nın girişini merkeze kadar bağlayan ana caddenin de yol çalışması tamamlanacak. Hepsi gördüğünüz gibi bu şekilde kaldırımlarına beraber parke taş yapımı olacak. Ne güzel, Allah razı olsun. Sağ olun müdürüm. Allah yardımcınız olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli dostlar, görmüş olduğunuz gibi arkada çalışma var. Kavaklı çalışıyor ve buradaki vatandaşlara hizmet ediyor. Yani ben hep söylüyorum, hangi parti olursa olsun önemli olan buradaki vatandaşlara, yaşayanlara kolaylık sağlıyorsanız, hizmet veriyorsanız ve buradakileri düşünüyorsanız ondan büyüğü yok. Eğer gelip yan gelip yatıp yedikten sonra hiçbir şey yapmadıktan sonra da bir şey olacağı da yok. Onun için takdir gene tabii iyi güzel şeyler olduğu için Kavaklı halkının 3 sene sonra gene seçim var. Eğer başkanımız bu şekilde çalışmaya devam ederse sandıktan hakkıyla çıkar. Ama yatarsa tabii sandıkta kalır. Ama bu şekilde çalışıyor gibi gözüküyor. Evet değerli dostlar, bizler röportajlarla birlikte olacağız. Daha çok çekilecek yer var. Sakın bizlerden ayrılmayın. Değerli dostlar, bizler Rumeli TV olarak tabii Kavaklı'yı tanıtıyoruz. Hemşerilerimizle buluşuyoruz. En büyük teşekkürü Kavaklı Belediye Başkanı Sayın Gürel Koçdemir'e, meclis üyelerine ve tüm belediye personeline ediyoruz. Tabii mahalle aralarında geziyoruz.
kadınlarımız, analarımız, yengeler hep birlikte toplanmışlar, bizleri bekliyorlardı. Bizler de bir hanenin bahçesinde epeciğini topladık. Burada bir arada sohbet edeceğiz. Şimdi dediler ki burada en renkli, en güzeli bu yenge dediler. Önce ona uzatacağız mikrofonu, değil mi? İsim nedir? Hacer Çelik. Yenge yaş kaç oldu? 63. O maşallah. Nasıl gidiyor işte? İyi be yavrum, nasıl gidecek işte. Evlerdeyiz. Çoluk çocuğumuzu büyüttük, evlendirdik. Torun askere gönderdim. Oh maşallah. Evet. Ne iş yaptın bu vakte kadar? Ev hanımıydım. Çocuk baktım. Kendi çocuklarıma baktım. Torunlarıma baktım. Bir doktora çocuk baktım. 3 yaşına kadar. Kavaklı'da yaşam güzel mi? Çok çok güzel. Harika. Yollarımız harika oldu. Başkanımıza diyecek yok. Başımızın tacı. Çok güzel meclis üyelerimize. Hepsine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizleri de davet etmişler. Onun için bir daha teşekkür ederiz onlara. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Dediler ki şarkı türkü okul dediler bu yenge. Yok yavrum, okuyamam. Vardır bence. Vallahi yok. Hep birlikte bir tane en sonunda yapalım. Eskilerden. Tamam. Tamam. Hadi başlayın bakalım. Biz arkasına. Anacığım nasılsın? Hamdolsun be evladım, iyiyiz bu saatte. Yaş kaç oldu be ana? 80. Oh maşallah. Hamdolsun iyiyiz de bu saatte, yatmıyoruz de Allah'a çok şükür. Oh maşallah, ne güzel. Tabii. Nerede tamam. Oturursun? Burada, evimiz burada bizim de. Seni de alıp getirdiler mi buraya? Beni de getirdiler. İyi olmuş. Görecekler seni televizyonda be. Sen de gösterelim dediler. İyi olmuş. Tabii. Meşhur olacağım vallahi. Vallahi meşhur olacağım ben de. Kavaklı'da yaşamaktan memnun musun? Memnunuz, Allah razı olsun. Bunca seneden beri buralarda durduk. Buralarda yaşadık. Bu vakitten sonra bir yere gidemezsin. Hayır bela, nereye gideceğim? Çoluk çocuk var mı? Var evladım. Bir, iki çocuğum vardı, bir kızım vardı. Çocuğum birisi öldü, Allah rahmet eylesin. 7 seneye doldu öleli. Torunum var 2 tane. Gelinimle beraber yaşayalım işte, bu kadara. İyi maşallah. Tabii. Hadi bakalım. Hamdolsun. İyi. Evet, burada hatta yengeler gene var. Sizleri tanıyalım. Ben de Şükran. Buralısınız. Buralıyım. Nasıl yaşam? Ne iş yapıyorsun yenge? Ben de ev hanımıyım. Ev hanımı. Yaşamımız çok güzel. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok güzel yerlere götürdü bizi. Gezilerimiz var. Nereye gittin be yenge? Denizli'ye gittik. Her Ankara'ya gittik. Şimdi gideceğiz Demirköy'e. Çok memnunuz. Rize yollarımız oldu. Her var mı başkandan oldu. Bir isteğiniz var mı? Yok çok şükür. Hiçbir eksiğimiz yok. Hadi bakalım. Çok memnunum. Evet. Hadi bakalım. Yavrum. Allah razı olsun. Evet yenge, hemen uzattın onlara. Bir dakika tanıyalım. Aga isim ne? Sen bana döndürme ben. Oo, başkanım geldi. Evet başkanım. Hoş geldin. Şöyle bayanlara çiçek vererek selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Bayanlara çiçek yakışır. Evet. Aynen öyle sayın başkanım. Güler çiçek bahçemden gitmiş. Evet buyurun. Evet, adresi belli. Ya sizin bahçeden aldım valla. Buyur sana da vereyim. Evet sayın başkanımız da geldi. Teşekkür ederim. Mikrofonda konuşmak nasılmış? Güzel güzel. Ay ben konuşamam. Güler bana verme. Valla Cep Bey benim eşime. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizleri böyle gördüm, daha mutlu oldum. Recep Bey, burası benim eski mahallem. Evet. 11 yaşına kadar bu mahallede yaşadım. Bu ablalarımın, kardeşlerimin, yengelerin elinde büyüdüm. İşte bunlar yetiştirdi beni, bu duruma getirdi. Ben de şimdi onlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yalnız biraz önce gelirken konuşmada biraz kulak misafiri oldum. Hiç benim bunları gezdirdiğim yerlerden bahsetmediler. Evet. Mesela bir Pamukkale'den bahsetmediler. Efendime söyleyeyim Bolcan İğne'den, efendim İstanbul'dan bahsetmediler. Ben onlar nereye gitmek istiyorlarsa onların emrindeyim. İmkanlar dahilinde her yere, Türkiye'nin her yerine götüreceğim inşallah onları. Hadi bakalım başkanım. Bir alkış olsun. Evet. Tamam.
yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Anasının bir tanesini hor görmesinler. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Tamam, bu kadar herhalde. Teşekkür ederiz Acil ablaya. Başka? Değerli Başkanım, Kavaklı'yı tanıtıyoruz, tarihi, kültürü ve çalışmalarınızı. Evet. Ve önemli açılışlar da var burada, o evet. Gerçekleşecek. Söz sizde, neler söylemek istersiniz? Evet. Recep Bey, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Kavaklı beldemize hoş geldiniz. Bu şirin beldemizi tanıtmak adına sizlere ve Rumeli TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bizleri ekranları başından seyreden seyircilerimize saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Yurdumuzda coşkuyla kutlayacak olduğumuz 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramımız gönülden kutluyorum. Başta Ulu Önder, Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum.
Bana bu hizmetleri yapma fırsatı veren ve Kavaklı Belediye Başkanı olarak seçen halkıma, bana inanan kadrolarıma çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden beri Kavaklı halkımızla el ele vererek çok güzel işler başardık. Yaptığımız işlerden bahsetmeden önce Kavaklı'mızı kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Evet. Tarihini sizlerden dinleyelim başkanım. Evet. Tarihimiz milattan önce Traklar ilk önce yerleşim olarak seçmişler. Sonra Romalılar buralarda vatan yapmışlar bizim topraklarımızı. Milattan sonra da Bizanslılar yerleşim olarak kullanmışlar. 1356 yılında Kayı Türkleri buralara gelmişler Akıncı olarak. Ondan sonra da Osmanlı topraklarına katılmış beldemizin toprakları. Ve ondan sonra da 1312'lere kadar Osmanlı toprakları olarak kalmış. Fakat Bulgar istilasına uğramış. Bulgar istilasından sonra gene Osmanlı'ya geçmiş. Osmanlı'dan gene Yunanistan, Yunan işgali olmuş. Ondan sonra gene bizim 1912'lerde tamamen Osmanlı topraklarına geçerek ve Cumhuriyetimize şu anki olduğu gibi Kavaklı kasabası olarak biz Türklerin eline tamamen geçmiştir. Daha önce tabii burası Bulgar köyüymüş. Bulgar köyü dedemler geldiği zaman 7 yaşında benim dedem gelmiş. Balkan Harbi'nde tabii burayı yerleşim olmuş. Bulgaristan'dan bizimkiler gelmişler buraya. Burası o zaman Bulgar köyüymüş. Dedem 7 yaşındaymış. Dedem iyi hatırlıyor. Burası bir Bulgar köyü diyor. Ben dedemden dinliyordum. Hatta buranın camimiz de var. Camimiz de kilise. Eski kilisedir camimiz. İşte Bulgar köyü olduğu zaman da ismi Kavaklıymış. Şimdi yapılan babamın da belediye başkanlığı döneminde 1984 yılında bu tarihi araştırması yapılmış beldemizin. Ve orada da Bulgaristan'ın Bulgar köyüken de Kavaklı ismi olduğu söyleniyor. Hiç isim değiştirmemiş fakat Kavaklı ismi nereden geldiği bilinmiyor. İşte iki tane kalın Kavak'tan bahsediliyor o zamanlardan. Öyle Kavaklı ismini biz de şimdi araştıracağız. Daha güzel gün ışığına çıkaracağız. Fakat ben tarihçi bir tane üniversitemizde hocamızla görüştük. Osmanlıca bilmek lazımmış. Bu konuda ben de çalışmalarımı yapacağım. İyice tarihimizi öğrenmek istiyoruz. Evet, evet. Başkanım, şu anda nüfus ne kadar, ne iş yaparlar? Evet. Genel olarak buradaki hemşehrilerimiz neyle uğraşırlar? Evet, Recep Bey, Kavaklı'nın nüfusu 4735'tir. Kavaklı 1968 yılında belediye olmuştur. Benim doğumumla beraber 48 senelik belediyeyiz. Temel ekonomik faaliyet konulu tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir beldeyiz. 4 adet tekstil fabrikamız, 1 tane Kızılay depomuz, tel çivi fabrikamız, 1 tane tavuk çiftliği, 3 tane büyük baş küçük baş hayvan çiftliğimiz, 1 tane açık cezaevimiz ve üniversitemiz mevcuttur. Üniversitemizde ilahiyat fakültesi, 4 yıllık ilahiyat fakültemiz var. İşte sosyal bilimler ve sağlık hizmetleri 2 yıllık üniversitelerimiz var. Üniversitemizde 2000'i geçik öğrencilerimiz var. 2 tane yurdumuz var. Yurtlarımız 800 kişilik bir öğrenci yurdumuz var, kız erkekli. Bir de 50 kişilik bir erkek öğrenci yurdumuz var. İşte yaptığımız çalışmalarla da biraz sizlere bahsedeyim. Vatandaşlarımıza yaptığımız hizmetleri de buradan sizlere... İlk dönem seçildiniz. Evet, iki ve yıllık. İki yıllık bir belediye başkanlığı, evet, döneminiz var. Evet. Bu süreçte neler oldu? Tabii benden önce gelen belediye başkanlarımız, bir tanesi de babamdır. Onların da güzel hizmetleri oldu beldemize. Bu bir hizmet yarışı. Biz de bu hizmet yarışına bir katkıda bulunalım diye Kavaklı halkının teveccühüyle belediye başkanı olduk. Biz iki yıldan beri yaptığımız çalışmalarda, ben geldiğimde 6000 metre kilit taş vardı beldemize şu ana kadar yapılan. Biz şu an 2 yıl içinde 44.000 metre kilit taş tamamlamış bulunduk.
bitti. Kilittaş yapan şu anda da çalışmalarımız devam ediyor. İşte kanalizasyon çalışmalarımız oldu. Su şebekesi çalışmalarımız oldu. Asfalt çalışmalarımız oldu. Bunları da çekimlerde çekeceksiniz. Vatandaşımızla paylaşacaksınız. Ve öğrencilerimize büyük hizmetler yaptık. Belediye başkanı olunca ben öncelikle eğitime katkıda bulunmak istiyorum. Geleceğimizin, ülkemizin geleceğine katkıda bulunan öğrencilerimize. Tabii okullarımızın, yukarıdaki Şehit Varol okulumuzun kaplamasını yaptık. İlk öğretim okulumuz yeni bir tane. İlk öğretim okulumuz bitti. İnşallah öğretim yılında açılacak. Öğrencilerimiz ücretsiz sinemaya işte götürdük. Tiyatrolara götürüyoruz öğrencileri. Çeşitli gezilerimiz oluyor öğrenciler için. Bir de kardeşlerime işte belediyemizce katkıda bulunuyoruz. Belediye müdürlerimizle görüşüp fakir öğrencilere yardımlarımız oluyor bu konuda. AB projesi kapsamında öğrencilerimizi Bulgaristan gezisine götürdük. İşte öğrencilerimizi Çanakkale'ye, Dublisa'ya böyle tarihi yerlerimizi gezdiriyoruz ve ulaşım konusunda hizmetlerimiz oldu. Bizim tabii belediyelerin araçları biliyorsunuz ülke çapında belediyelerin araçları kaldırıldı ama biz tabii bunu şirketleştirdik. Bunlardan başaran belediyelerden biriyim ben. İşte vatandaşlarımız 60 yaş üzeri meclis kararıyla 60 yaş üzeri %50 indirimli. Öğrencilerimizi paso bastırarak %50 indirimli taşıyoruz. Yani 1 liraya 13 kilometre mesafeye öğrencilerimizi taşıyoruz. İşte biz bunları yapmaktan, öğrencilerimize hizmet etmekten mutluyuz. İşte bununla ilgili işte zabıta araçlarımızı aldık. Ekipmanımızı değiştiriyoruz. Araç parkımızı yeniliyoruz. Biz geldiğimizde bayağı bir burada bir araç parkı bulduk. Bunları yavaş yavaş İstanbul Belediye'nin katkılarıyla işte yeniliyoruz. Bir tane zabıta aracı aldık, Doblo. Bir tane Fatih kamyon aldık Küçükçekmece Belediyesi'nden. Teşekkür ediyorum belediye başkanıma da. Aynı zamanda 20 metre kilit taş ihalem de oldu. Temel Karadeniz'e buradan saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bir tane Türkiye Belediyeler Birliği'nden çöp kamyonumuz geldi. Bir tane kazıcı kepçe aldık belediyemize. İşte araç parkımızda böyle bir tane otobüs aldık Büyükşehir'den, İTİ'den. Yani araç parkımızda yeniliyoruz. İşte belediyemiz halkımıza da ücretsiz geziler düzenliyoruz. Yazın denize götürüyoruz vatandaşlarımızı. İşte Şarköy'e, Erikli'ye, İstanbul'a camilerimize götürdük. İstanbul'da işte Panorama'ya götürdük. Minyatürk'e götürdük. Öyle kültürel gezilerimiz oluyor. Çanakkale'ye gittik. Denizli'ye, Pamukkale'ye gittik. Mesela bayanlarımızı götürdük. Çok da memnun kaldılar. Çok teşekkür ediyorlar. Hep başkanım diyorlar daha ne zaman gideceğiz başka yerlere, ne zaman götüreceksiniz? İnşallah biz de onlara elimizden gelen hem yardımı yapacağız hem onlara da kültürel gezilerde bayanlarımız olsun, erkek abilerimizi, kardeşlerimizi böyle kültürel gezilerle her tarafa götürmeye çalışacağız imkanlar doğrultusunda. Tabii bizim yaptığımız ilk geldiğimiz zaman parkta biraz yenilikler yaptık park kafemizde. İlk önce tuvaletler çok kötüydü. İnanın ben bunu İstanbul'da da duydum. Bazı yerlerde duydum. Bazı vatandaşlarımız da duymuş. Biz tuvaletlerimizi yeniledik. Çok güzel tuvaletlerimiz oldu. Yukarıki meydanda bir tuvaletimizi yıkılmıştı oradaki tuvaletimiz. Vatandaş da buradan şikayetçiydi. Biliyorsunuz bunlar da zaruri ihtiyaçlar. Bir tane yeni tuvalet yaptık yukarıya. 6 adet çocuk oyun parkı yaptık. İşte 4 tane bekleme durağı yaptık. Şimdi yaptığımız şeyler tabii insanın böyle 2 yıl geçti. Yavaş yavaş meydanımız zaten yarın açılışını yapacağız. Meydanımıza da tabii o zaman değineceğiz. Sizler de seyircilerimiz de orada duyacaklar neler yaptığımızı. Kavaklı korumuzu aldık.
sözleşmemizi yaptık. İsterseniz buradan orada da bir çekim yaparız. Daha iyi orada kavaklı korumuzu şey yaparız. Tanıtırız vatandaşlarımıza. Tabii engelli vatandaşlarımız var. O engelli vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediye olarak, Kavaklı Belediyesi olarak neler yapabilecekse her türlü yardımcı oluyoruz. Buradan İrfan Bey de bilirler. Kırklareli'ndeki Engelliler Derneği'ne de bizim araçlarımız tabii engelli taşımaya uygun araçlar. Onlara da gezilerde araçları hepsini tahsis ediyoruz. Onların yanındayız. Buradaki engelli arkadaşlarımıza 2 adet araba aldık. İşte böyle yani Recep Bey, çalışmalar devam ediyor. Ben buradan herkese selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Yarın açılışımıza bütün misafirlerimizi, komşu beldelerimizi, köylerimizi, bizi izleyen tüm seyircileri herkesi davet ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Başkanım, son olarak başta Kavaklı halkımız olmak üzere tüm Kırklareli'ye, Trakya'ya, Balkanlara gerek Kavaklı ile ilgili gerekse genel olarak ne mesaj vermek istersiniz, ne söylemek istersiniz? Evet, Kavaklı'nın dedik ya yerleşimi Bulgaristan ilk gelenler, Bulgaristan'dan gelenler. Bizim de, ben de Bulgaristan'ın Kırcaali tarafından dedemlerin nüfus kağıdında Ortaköy yazıyor. Koşu Kavak tarafı olduğunu söyleniyor. Ben Kırcaali'ye kadar gittim ama dedemlerin köyüne gidemedim. İnşallah nasip olur giderim. Ondan sonra tabii devam ediyor. Yani Yunanistan'dan gelenler, eski Yugoslavya'dan, şu an işte Makedonya'dan gelenler var. Orada da benim beldemde olan insanların akrabaları, yakınları, işte bizim de Konça kasabasıyla bir kardeş belediye olma durumumuz var. İnşallah çok Konça'dan insanımız var. Ben hepsine, bütün Balkanlardaki, bütün Rumeli'deki insanlarımıza sevgilerimi, saygılarımı, buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsine kucaklar dolusu selamlar gönderiyorum. Evet değerli dostlar, bizler Kavaklı'dayız. Kavaklı'yı geziyoruz, sizlere tanıtıyoruz. Tarihini, kültürünü, geleneklerini, aynı zamanda da buradaki belediyeciliği konuşuyoruz. Yarın yine 3 tane buranın bir bayramı olacak. Biri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, biri meydan açılış projesi, Atatürk Anıtı'nın açılışı ve diğeri de buranın şükür duası, yağmur duası. Hepsini konuşacağız, hepsini aktaracağız ama biz bir gün öncesi burayı tanıtıyoruz sizlere. Agalar var yanımızda. Evet abi, seni tanıyabilir miyiz? Şaban Bağcı. Kırklareli Beldesi, Kavaklı Beldesi'ne oturuyoruz işte. Gördüğün gibi meclis üyesiyim Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Kavaklı'da yaşam nasıl? Temiz hava, doğa. Kavaklı'da yaşam güzel. Durumu iyi olan güzel yani. İyi maşallah. İyi, çok güzel. Doğma büyüme buralısın. Evet efendim, buralıyım. Nasıl burada? Ne iş yaparsınız? Ben emekliyim kendim. Emlak işinle uğraşıyorum.
Allah'a çok şükür geçinip gidiyoruz. Oh ne güzel. Kavaklı Kırklareli'ne de yakın herhalde konum olarak. 10. kilometredeyiz evet. 10. kilometredeyiz. Gayet iyi yani. İyi maşallah. Evet, bir eski muhtarlarımızdan bir ağamız var gene. Sizi tanıyabilir miyiz? Remzi Yasak. Bir dönem muhtarlık yaptım. 26,5 sene yağlı tohumlarda görev yaptım. Başkanlık yönetim kurulu. 85'te Ziraat Odaları Yönetim Kurulu'nda kaldım. Kırklareli Sulama Barajı Yönetim Kurulu'nda kaldım. Oh ne güzel. Çeşitli kuruluşlarda görev yaptım. Nasıl Kavaklı'da yaşam nasıl? Kavaklı'da yaşam, ben bu kardeşimize oy vermedim. Yalnız beklediğimizden fazla çalışıyor. Yani yarın seçim olsa bütün sülalece oy vereceğim. Kesinlikle burada özellikle de TRT Rumeli TV'ye çok teşekkür ederim. Çekim yapıyorsunuz. Beldemiz sakin bir belde. İnsanlar iç içe, birbirini seviyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Ne güzel. Sağ olasın Agacığım. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Evet, burada da agalar var. Sizleri de tanıyalım. İsim ne baba? Hikmet Tekenalp. Buralı mısın? Biz buralıyız. Ne iş yaparsın Hikmet? Çiftçilikle uğraşırız. Oh maşallah. İyi misin? Rahat mısın? İyiyiz. O kadar. Bir eve, bir işimize kahveye gelip duruyoruz işte. İyi maşallah. Emekli olduk. Var mı aga söyleyeceklerin? Seni de tanıyalım. Yüksel Arın, burada doğma büyüme Kavaklılıyım, kaynakçıyım. Şu anda ameliyat olduk, istirahattayız. Geçmiş olsun. Kahveye ve şu anda abinin dediği gibi ama emekliliğimiz var da. Var. Hayat güzel Kavaklı'da, her şeye rağmen. Memnunuz hayatımızdan, Allah'a şükürler olsun. İyi maşallah. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, bizler röportajlarla, güzel görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Sakın ekranlar başından ayrılmayın. Yanımızda yine bir abimiz var, sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz, ben Ahmet İşgörür. En büyük genel marketi, bereket market olarak Kavaklı'mızdan çok memnunuz. Belediye başkanımızdan çok memnunuz. Yaptığı hizmetlerden dolayı çok 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 teşekkür ederiz ona. Çok değerli bir insan. Onu belediye başkanı yaptığımız için pişman değiliz. Ne güzel. Bundan sonra da inşallah yine belediye başkanımızı görmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar, Kavaklı tabi belde, büyüyen bir belde. Ama burada tabi hayvancılık, tarım ön planda. Çok değerli başkanımızla birlikte sadece tarım olarak buğday, ayçiçeği, mısır değil, burada meyvacılık da geliştiğini söyledi başkanımız ve bir abimizin bahçesine, tarlasına misafir olduk. Evet başkanım, şu an neredeyiz ve tarım alanında Kavaklı ne durumda? Şimdi Necdet Akagündüz'ün bahçesindeyiz. Abimiz petrollerden emekli. Biz de yoldan geçtiğimiz zaman imrenerek bakıyoruz bahçesine. Emekliliğin tadını çıkarıyor Necdet abimiz bu bahçede. Ne güzel. Fakat Kavaklı'da 96 bin dönüm tarım arazisine sahibiz. Tamamında sulak bir arazimiz var. Kayalı Barajı ile Kırklareli Barajı Kavaklı Ovası'nı sulamakta. Bizim başlıca yetiştirdiğimiz ürünler buğday, ayçiçek, mısırcılık çok bizde. Trakya'nın bütün çiftliklerine benim beldemden silaj gidiyor. Biliyorsunuz silaj hayvancılıkta olmazsa olmazlardan. Turşu kuruluyor, yazın biçiliyor. Kışın hayvanların bütün ihtiyacını, yem ihtiyacını karşılıyor benim beldem.
Bir de pancarcılık var. İşte bir de meyvacılık şimdi. İstanbul'dan tabii bu işi bizim beldemiz yeni yeni öğreniyoruz. İstanbul'dan gelen, Çanakkale'den gelen meyvacılarımız var. İşte gördüğünüz gibi Necdet abimiz burasını obi bahçesi yapmış ama hakikaten Kavaklı'da deveci armudu, elma, erik, Angelika erik ve bodur kiraz, şeftali. Şu an bizim meramızda, ovamızda 4000-5000 dönüm kadar ekildi. Sulama bütünlüğü bozulacak bir yerde değil. İnşallah yaz sebze alini de buraya kurarak Kırklareli'ndeki bu sorunu da çözmüş olacağız. Buradaki gıda imalatçıları, Kırklareli'ndeki gıda imalatçılarını merdiven altından kurtarıp burada steril bir şekilde hizmet verecek ve bizim Dereköy kapısı üzerinde olduğumuz için yolumuz buradan Bulgaristan'a açılıyor. O kapı yolu üzerinde beldemiz konumlandığı için bu da tabii ki satış mağazaları da olacak. Öyle bir hizmet vermek istiyoruz. Buradan bütün meyvacılarımızı destekliyoruz bu konuda. İşte Kavaklı sulu tarımıyla 96 bin dönüm arazisiyle bütün Trakya çiftliklerine mısır üretiyor. Benim beldem en büyük bunun pazarıdır. Yazın 60 bin dönümüne yakın bir mısır ekiliyor. İşte silaj olarak biliyorsunuz silajın da günü kısa, 20 gün içerisinde biçilmesi lazım. Yetiştiremediğimizi de kuru tane olarak yem fabrikalarına, işte mısır çok çeşitli yerlerde kullanılıyor. Nişasta'da falan kullanıyoruz. Ve Necdet Hanım'a ve hanımefendiye ben çok teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettiler. Biraz da onlardan emekliliğin tadını çıkarıyorlar. Ben de biraz onlardan örnek alacağım şimdi. Emeklilik nasıl bir şey? Başkanım daha vakit var sana emekliliğe. Evet, sizleri tanıyalım. Ben Necdet Akagündüz. Emekliyim. Kamu kuruluşundan emekli olduktan sonra bu bahçeyi kurdum. İşte büyük zamanımı burada geçiriyorum. Hobi amaçlı bir bahçe. Ama geniş bir bahçe. Geniş. 5 dönüm civarında. Epeyce de zengin bir meyve var herhalde. Aynen. Yani aradığım her şeyi bulayım dedim bahçeme geldiğimde. Onun için Trakya'da yetişebilecek bütün meyveleri ektim diyebilirim. Hepsinde de oluyor, meyve alabiliyorum. Kirazların üstü de var, çilekler de var. Evet, var. Gelir var mı? Gelir yani bahçe kendini amorti etsin. Bizim bir ticari kaygımız yok, beklentimiz yok. Yani amorti ederse kendini benim için yeterli. Verim var mı? Verim var, evet var. Ne güzel. Verimli. Kavaklı'da gerçekten yaşam verimli. Nasıl? Kavaklı'daki yaşam gayet güzel. Ben esas evim Burgaz'da ama terk ettim geldim. Evim boş duruyor. 200 senedir de uğramıyorum. Ancak ayda bir gidiyorum. Ne buradan güzel. Ayrılamıyorum yani. Ne güzel. Burayı seviyorum. Kavaklı benim. Evet Yenge benden. Hanım sizler burayı merhabalar, nasıl? Merhabalar, hoş geldiniz. Vallahi biz zaten Kavaklılıyız. Eşim de ben de Kavaklılıyım. Uzun zaman Lüleburgaz'da yaşadık. Artık şimdiden sonra memleketimiz yine burası Kavaklı. Burada yaşayacağız. Bahçemizi çok seviyoruz. Köy halkını hepimizi, herkesi çok seviyor. Çok güzel yani beldemiz. Çok bunu söyleyebilirim. Ediyoruz, tabii hoş geldiniz evet, tekrar. Değerli dostlar bizler hem Başkan Bey'le hem de değerli buradaki meclis üyelerimizle birlikte gezilerimize devam edeceğiz. Kavaklı'yı tanıtacağız sakın.
Valim, sayın vekilim, siyasi parti il ve ilçe başkanlarımız, değerli belediye başkanlarımız, kurum müdürlerimiz, basın mensubu arkadaşlar, değerli konuklarımız. Cumhuriyet Meydanımızın açılış törenine ve yağmur duamıza hoş geldiniz. Öncelikle sizleri Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. İlçe başkanlarım, belediye başkanı arkadaşlarım, kurumlarımızın değerli müdürleri, basınımızın güzide temsilcileri, değerli misafirlerimiz, saygıdeğer Kavaklı hemşerilerim, Cumhuriyet Meydanımızın açılış törenine ve yağmur duamıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün önemli bir gün. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, ulusal değerlerin yeşerdiği, kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adı olmuştur. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberlik yolunda kurtuluş mücadelesinin başladığı bu anlamlı günün yıl dönümünde Cumhuriyetimizin emanetçileri olan gençlerimizle beraber 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Siper Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını rahmetle şükranla anıyorum. 30 Mart 2014'te sizlerin güveni, desteği ve bana verdiğiniz yetkiyle İçinizden biri olarak göreve başladım. Geçen 2 yıllık süreçte birçok başarıları imza attık. Bu başarılı hizmetlerde katkısı olan Kavaklı halkı ve esnaf arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu başarılar sadece biz belediye başkanlarının değil, bölge halkı, uyumlu belediye meclisi, sağlıklı belediye kadrolarıyla gerçekleşmiştir. Bundan sonraki faaliyetlerimiz de sizlerin desteğiyle hızla devam edecektir. Bugüne kadar ilk günkü aşk ve heyecanla faaliyet gösterdik. Bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecan ve aynı coşkuyla Kavaklı halkımızın çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. Biz sadece eserlerimizle bu beldeye damga vurmaya hedefliyoruz. Kavaklı'mızı daha güzel, daha yaşanabilir hale getirmek için
belediyemiz ekipleriyle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz Cumhuriyet Meydanımızın çalışmalarından kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. 6 metre büyüklüğünde olan meydanımızda gösteri ve tören alanı yıldız taş yapılarak süslenmiştir. Doğal granit taşlarla yürüyüş yollarımız yapılmıştır. Arnavut kaldırım taşları ve süslü parke taşlarıyla kaplanarak meydanımız yepyeni bir görünüme kavuşmuştur. Yepyeni beldemize yakışır bir Atatürk heykeli yaptırarak yerine konulmuştur. Ailelerin ve gençlerin, öğrencilerin rahatça çay içebileceği, keyifli saatler geçirebileceği bir kafe yaptırılmıştır. Eski havuzumuzun yerine yepyeni modern bir havuz yaptırılmıştır. Camimiz perfoje duvarlar yapılmış, parkımızın giriş duvarları çiçeklikler konulmak suretiyle güzelleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalarla Kavaklı beldemize hatta bir şehir havasına bürünmüştür. Meydan çalışmalarımızda Esenyurt Belediyesi'nin de çok büyük yardım ve katkıları olmuştur. Bizlere öncülük eden beldemizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesine önemli hizmet ve katkılar sağlayan, meydan çalışmalarımızda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli büyüğüm Esenyurt Belediye Başkanım Sayın Necmi Kadıoğlu'na şahsım ve Kavaklı halkım adına huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Şükranımı ve saygılarımı sunuyorum. Bu özel günün anısına beldemde bir ilki gerçekleştirerek kendisine belediyemiz meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda fahri hemşerilik beraatı sunarak fahri hemşerimiz olduğunu siz sayın misafirlerimin önünde ilan ediyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayıp yanımızda olan siz değerli konuklarımızı kardeşliğin, birlikte olmanın, omuz omuza yaşamanın sevinci, mutluluğu ve coşkusuyla kucaklıyor, saygılarımı sunuyorum. Saygıdeğer valim, çok değerli milletvekilim, belediye başkanlarım, saygıdeğer il başkanım, buradasınız. Merkez İlçe Başkanım ve Kavaklı'mızın, Kürtlerimizin çok değerli sakinleri, hepinize saygılar sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve spor bayramımız hepimize hayırlı olsun. Bir kez daha bu vesileyle o günleri andık, kuruluşumuzu andık. Ve bir de Rabbimize bugün dua ettik, niyaz ettik ki bereket olsun, yağmur bereketi olsun. Çiftçimiz bundan istifade etsin ve halkımız istifade etsin. Allah kabul etsin inşallah. Evet, bugün 19 Mayıs. Ben tabii bu güzel eseri bugüne getirip açan çok değerli belediye başkanımı çok teşekkür ediyorum. Siz çok şanslısınız. Gerçekten başarılı bir belediye başkanı. Ya efendim işte öyle oldu böyle oldu bunları geç. Öyle belediye başkanları var ki her imkan var ama uyuyor. Ama bizim belediye başkanımız maşallah yani bizi bile buraya hemşeri yaptı. Yakında herhalde evini de yaptıracak beni burada. Evet. Kardeş belediyeyiz. Biz zaten 80 milyon insanı kardeş yapmak için yola çıkmış bir ülkemiz. Onun için bizim için Kavaklı, Esenyurt ya da Erzurum'un başka yeri fark etmiyor. Her yerimizin Allah'ın izniyle. Birileri bu ülkeyi bölmek istese de İnşallah biz buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi her tarafta atalarımızın izi var. Şehitlerimiz var. Her aileden bir mutlaka gazi şehit var. Evet, ben bugün 19 Mayıs bir küçük anımı anlatmak istiyorum. Daha doğrusu bir küçük tarihten sayfa anlatmak istiyorum. Belki bilenleriniz vardır ama çok bilindiğini zannetmiyorum. Çünkü tarihimizde çok şey gizlenmiş bizden. Çok şey bilmeyelim diye gizlenmiş. Ulu Önder rahmetli Atatürk, Allah rahmet eylesin. Hiç kimse rahmet okumuyor bak. Biz rahmet okuyalım.
bu vatanı bize biraz bırakan en büyük insan. Samsun'a çıkıyor. Tabii Samsun İngilizler işgalinde, ülkemizin başka yerleri, başka işgallerde. O tarihte Samsun'un nüfusunun %55'i Rum. %55'i Rum. Çok kıymetli il başkanım, saygıdeğer belediye başkanlarımız, Esenyurt'tan gelen saygıdeğer büyüğümüz, belediye başkanımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli hemşehrilerim, saygıdeğer basın mensupları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kavaklı Belediye Başkanımız Sayın Gürel Bey, bugün hem ulusal anlamda çok önemli olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilişkin beraberinde yağmur duası ve beraberinde de Cumhuriyet Meydanı'nın açılışıyla çok anlamlı 3 tane etkinliğin bir üst üste geldiği, hem manevi hem de milli değerlerin bir arada yaşandığı bu günü bizler için tertip ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Esenyurt Belediye Başkanımın da ifade ettiği gibi Gürel Başkanımız gerçekten başarılı işler yapıyor. 30 Mart'tan bugüne geçen süre yaklaşık 2 yıl 2 ay, yani 24-26 aylık bir dönem gerçekten başarılı hizmetler yaptı. Bunları yaparken de hiç ayrım gözetmeden Kavaklı'daki her insanın ihtiyacı olan park, çocuk bahçesi, oyun alanı, spor alanı gibi her alanda hem ilimize milletvekili olarak Ankara'da bana hem de çevrede bu bölgeye destek olan, hiçbir desteğini eksirgemeyen Sayın Belediye Başkanı gibi belediye başkanlarına giderek Kavaklı halkı için elinden geleni yapmaya çabalıyor. Onu tebrik ediyorum. Değerli hemşehrilerim, bugün evet bizim milli mücadelemizin ateşinin Samsun'da yakıldığı tam 97 yıl önce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'da başkaldırının, istilanın ve istilaya karşı duruşun, birlik ve beraberliğin bu ülke topraklarında tek bayrağın altında bir millet olarak hep birlikte huzur içinde yaşamak için verilmesi gereken mücadelenin başlangıç ateşini Samsun'da yaktılar. Bu mücadele sonra ülkemizde Lazı, Kürdü, Çerkezi, Arnavut'u, Boşnağı hiçbir etnik, dini köken içermeden, fark içermeden bütün milletin ortak iradesiyle istilaya karşı birlikte mücadele şeklini aldı ve bizlere emanet olarak bırakılan bu bayrak, bu millet ve bu devlet içerisinde birlik ve bütünlük içerisinde yaşamamızın temelleri atıldı. Sayın milletvekilim, değerli belediye başkanlarım, değerli konuklar, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün tüm yurtta 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı törenlerle kutladık. Bir kez daha gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Aynı zamanda bugün hızla gelişen, değişen, büyüyen ilimizin Şirin beldesi Kavaklı'da Cumhuriyet Meydanı açılış töreninde ve yağmur duasında bir arada olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaş odaklı, kaliteli, etkin, verimli hizmet anlayışıyla Kavaklı hizmetin en mükemmeline layıktır inancıyla Kavaklı'nın çevresini değiştirmek, güzelleştirmek ve Kavaklı'da ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri yerine getirebilmek amacıyla canla başla çalışan, başarılı hizmetler gerçekleştiren Kavaklı Belediye Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını kutluyor. Tüm bu hizmetlerde emeği geçenlere ve özellikle de destek ve katkılarıyla
ilimize güç veren Esenyurt Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Meydanımız Kavaklı ve ilimize hayırlı olsun. Yüce Rabbim yağmur dualarımızı kabul eylesin. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Az önce de konuşmamda bahsettiğim gibi Necmi Başkanımızı Kavaklı yapıyoruz. İnşallah ikametini de buraya alırız. Emekliliği burada geçirir Sayın Başkanım. Kendisini fahri hemşerimiz ilan ediyoruz. Sağ olun. Mayıs Atatürk'ü Anma günümüz, Gençlik ve Spor Bayramımız aynı zamanda. Hepsinin size gelmesi oldukça anlamlı. Mutlu bir günü burada yaşıyoruz. Güzel bir gelişmeyi, şehircilik adına bir gelişmeyi aynı zamanda şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Ben Kavaklı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bölgedeki çalışmalara destek veren milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Bizim AK Partili belediye olarak aramızdaki dayanışmanın ürünü burada bugün yaşıyoruz. Sadece burada değil, başka illerde, başka ilçelerde de biz burada yaşıyoruz. Bunun sebebi de bütün Türkiye'yi biz kucaklamak mecburiyetindeyiz. Bütün Türkiye'yi kardeş yapmak zorundayız. O bakımdan bizim için Akavaklı, Havan, hatta ve hatta şu anda Kırcaali'de biz cami yapıyoruz Hüseyin Beyaz olarak. Bizim için orası da burası da fark etmiyor. Çok mutluyuz. Başkanı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, evet. Sizler de bugün Esenyurt Belediye Başkanımızı, çok değerli milletvekillerimizi, valilerimizi ağırladınız. Evet. Bugün Kavaklı için önemli bir gün, neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle Atatürk'ü anma ve Gençlik Bayramımızı kutluyorum. Başkanıma hoş geldiniz diyorum. Sayın valimize, vekilimize hoş geldiniz diyorum. Ve tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum. İşte Esenyurt Belediye Başkanımız az önce söyledi. Kendi yaptı dedi ama aslında büyük emeği Esenyurt Belediye Başkanımızın var. İlk önce bize bir cesaret verdi. Bir güven verdi. Ve aynen şunu söyledi.
git Kavaklı'yı Kavaklı yap dedi, ben arkandayım dedi. O zaten bize yetti. Biz de geldik, güzel bir meydan yaptık. Güzel bir meydan çalışması yaptık. Sadece onun dedi de yetmedi. Yani maddi yönden de bütün desteğini arkamıza verdi. Ve bu güzel meydana Kavaklı kavuştu. Ben başkanıma huzurlarınıza bir daha teşekkür ediyorum. Başkanımızın dediği gibi birlik beraberliğin bugünlerde ihtiyacı olduğumuz en güzel birlik beraberlik, biliyorsunuz Güneydoğu'daki olayları. İşte bizim Trakya'mızın birlik beraberliği de böyle oluyor. İşte bütün herkesi burada ağırlıyoruz. Belde köylerden, illerde, belde illerde, değişik illerin beldelerinden gelen tüm misafirlerimizi herkese hoş geldiniz diyorum ve bütün başta başkanım olmak üzere, vekilim olmak üzere, valim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum katılanlara. Sayın vekilim, birkaç cümle sizlerden de alalım efendim. Bugün Kavaklı için önemli bir gün. Evet, ülkemiz için önemli bir gün, Kavaklı için önemli bir gün. Ben öncelikle hoş geldiniz diyorum bu şirin beldemize. Ben de Kırklareli milletvekili olarak bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını tüm hemşehrilerimin, tüm vatandaşlarımızın öncelikle kutluyorum. Sayın Belediye Başkanımıza hem ilimize, beldemize geldikleri hem de bu anlamlı yardımda bulundukları için çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanım Gürel Bey'in de bu konudaki emekleri, başarısı 2 yıl kısa süre içerisinde beldesinde gerçekten gözle görülür iyileştirmeler yaptığı için ona da teşekkür ediyorum. Gürel Başkan aynı zamanda bunları yaparken altyapısını da yapıyor, sadece yüzey değil. Çünkü yakın zamanda bir çok şiddetli yağmur yağdı. O yağmurda biz Kavaklı beldemizde hemen hemen yüzeyde hiç su olmadığını, bütün yağmur suyu şebekesinin alttaki drenajların çok sağlam yapıldığını gördük. Hem ulusal bayramımızı hem de burada güzel bir de yağmur duasını, hep birlikte duamızı yaptık. Bu üç tane etkinliğin anlamı çok büyük. Hem milli yönden, hem manevi yönden, hem de aynı zamanda Gürel Bey'in bu peyzaj düzenlemesi. Burada bir heykelimiz, burada gençler için yapılan bir kafeterya ve aynı zamanda 6000 metrekareyi kaplayan bir alan. Çok beldemizde bu kadar büyük meydanlar yok, şehir meydanlarında bile yok. Ben bu anlamda emeğe geçen belediye çalışan arkadaşlarımıza, teknik personele, başta çok önemli emekleri olan, abili olan Sayın Belediye Başkanımıza, Esenyurt Belediye Başkanımıza ve Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Konuşmamda ifade ettim, Esenyurt Belediye Başkanımız bizim fahri hemşerimiz oldu ama o eskiden beri bizim kalbi hemşerimiz. İnşallah biz onu bir abi olarak her zaman burada görmek istiyoruz. Ben ulusal bu bayramımızı, 19 Mayıs Gençlik Spor Atatürk Anma Bayramımızı tebrik ediyorum. Bu yapılan çalışmanın da hayırlı ve örnek olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.